Ya özgür kalırım ya cesedim çıkar buradan. Ahmet, bir süre Türkiye'den uzaklaşmalısın. Moskova ha? Nazım gibi yani. Kaptan, ben Nazım Hikmet. Şair Nazım Hikmet. Özgürce düşünmeli, bağımsızca yaratmalı, istediğini de yazmaktan korkmamalısın. 15 yıl bize de bu yakışırdı zaten. Artık vakit geldi. Türkiye'ye dönüyorum. Bu kadar okul, bu kadar ders yeter. Memleket beni bekler. Bu hafta vizyona çok güzel bir film girdi. Merhaba güzel vatanım. Uzun süredir beklediğimiz bir filmdi. Kısa kısa bölümlerini ve röportajlarını daha önce Ne Yapsak da izlemiştiniz. Ve film nihayet vizyona girdi ve yanımızda senaryosunu yazan ve zaten filmin içinde kendisi de olan Ahmet Ümit, Nazım Hikmet'i canlandıran Yetkin Dikinciler ve yönetmen Cengiz Özkarabekir var. Filmi biz uzun zamandır heyecanla bekliyoruz doğrusu. Sizin için biraz uzun bir yaz geçmiş olabilir. Filmin üstünde çalışırken böyle didik didik ederken filmi yorulmuş olabilirsiniz. Ama sonunda vizyonda. Öncelikle hazır da Habertürk'teyken filmin hikayesini nasıl doğduğunu soracağım. Çünkü sanırım temelleri Habertürk'te atıldı. Evet, öyle oldu. Öyle sayılır. Şimdi Cengiz'le biz Habertürk'te uzun yıllar yaşadığın şehirde bir program yaptık. İşte kültür programı çok önemli bir programdı. Bence şahane bir programdı. Benim de gurur duyduğum işlerden biriydi. Oradan tanışıyoruz ve orada da sürekli Cengiz'le şeyi konuşuyoruz. O benim hayatım biliyor. Abi senin hayatını bir belgesel yapalım falan diye konuşuyorduk. Son 2 yıl, 2,5 yıl önce tekrar gündeme geldi bu. Orada başladık. O zaman da ben şunu önerdim. Yani benim hayatımı yaparız. Hakikaten enteresan bir hayat var. Ama dedim yıllardır Türkiye'deki ilericiler, devrimciler 1920 yılından bu yana, 21 yılından bu yana Moskova'ya gittiler. Genç Sovyetler Birliği, tek Kurtuluş Savaşı'nı destekleyen tek ülke. Ve orada Marksizm-Leninizm eğitimi aldılar. İşte Nazım Kutu diye Doğu Halkları Üniversitesi'nde okudu. Sonra ben de gittim oraya. İkimiz de aynı partideniz. Sonra ikimiz de edebiyatçıyız. Nazım burada şiire başlamıştı. Ben öyküye başlamıştım. Ama onun gittiği zaman orada kendi şiirini yani bütün Türk şiirini, Cumhuriyet dönemi Türk şiirini etkileyecek, değiştirecek o sesi buldu. O özgür söylemi, sokak söylemini buldu. Ben yazıyordum ama orada yazar olmaya karar verdim. Buradan yola çıkarak bir belgesel yaparız diye başladık. Fakat belgesel süreç içerisinde başka bir şeye dönüştü. Onu herhalde Cengiz anlatsın. Evet, nasıl bir şeye dönüştü onu da sizden anlatalım. Sonra da Nazım'a geleceğiz. Bir dökü drama diye biz yola çıktık. Tabii biz Ahmet Ümit'le uzun süredir hani bunu planladığımız için bir oturduk, yazmaya başladık. Tabii hani ben resme, videoya göre aslında besledim o anlamda Ahmet abiyi. Bu arada tabii haftalarca, aylarca yani oturduk, yazdık. Fakat bir baktım ortaya draması yüklü, ağır bir film çıkıyor. Tabii ki bir yani öyle kodlamamıştık. Bir dökü drama, bir belgesel olarak yola çıkmıştı. Dolayısıyla Ahmet abiyle biz bunu oturup yazdığımız zaman ortaya ciddi bir drama çıktı. Görüntü yönetmeni, diğer ekip arkadaşları herkes bir yerden tuttu ve birdenbire bir baktık ki Mars Dağıtım dedi ki biz bunu vizyona koymak isteriz dedi. O andan itibaren o iş drama, bir dökü drama, bir belgesel olmaktan aslında çıktı ve biz onu dramaya taşıdık ve oturduk bir kez daha yazdık onu. Dolayısıyla ortaya işte bu 99 dakikalık belgesel tadında bir film çıktı. Evet. İçinde kurmaca yok sanırım. Çünkü son zamanlarda belgeseller çok izleniyor. Oldukça da seviliyor. Hem dijital platformlarda hem sinema perdesinde. Ama işin içinde kurmaca olduğu için izleniyor. Yani yapılan istatistikler ve araştırmalar bunu gösteriyor. Ama bunda bir kurmaca yok. Ve gerçekten iki yazarın ortak hikayesini izliyoruz biz filmde. Doğru. Bu gerçeklere dayanıyor. Yani anlattığımız şey, benim hayatımla ilgili her şey gerçek. Nazım'la ilgili de birkaç kaynaktan, neler oldu bitti birkaç kaynaktan teyit ederek yazdık. Dolayısıyla kurmaca olan tek şey filmin yapısı. Evet. Sadece o, başka bir şey yok kurmaca evet. Değil. Evet. Yetkin Dikinciler, sizi yine Nazım Hikmet olarak bir kez daha izliyoruz. İkinci Nazım Hikmet, Beyaz Perde'de. Evet, tiyatroda... Tiyatroda daha önce, yıllar önce Devlet Tiyatrosu'nda Bu Bir Rüyadır diye başka bir isimle yazdığı bir oyun. Davrul Bedai'de ekmeğini çıkarmaya çalışırken yazarlık yapıyor, yönetmen yardımcılığı yapıyor. O yıllarda Mustafa Akran'ın sahnelediği Bu Bir Rüyadır
eserinde sahneye çıkmıştık. Rahmetli Semiha Berksoy da sahneye çıkıyordu oyunun sonunda. İlk aktör olarak buluşmam, içinden geçen öyküm odur. Sonra Biket İlhan'ın çektiği Mavi Gözlü Dev oldu. Müteakip Ahmet Ümit'in yazdığı, Cengiz Özkarabekir'in çektiği Merhaba Güzel Vatanım oldu. İkinci kez buluşuyorum. Evet. Nazım Hikmet'i canlandırmak nasıl bir şey diyeceksiniz? Nasıl bir şey? Evet, hayat vermek, ona can vermek, kan vermek ve ikinci kez, hatta üçüncü kere tiyatroyu da sayarsak. Evet, hatta bir de gösterimiz var. Yarına Davet diye bir gösteri yapıyoruz bir yandan. Özel bir gösteri, bir piyanist ve bir soprano eşliğinde. Benim için Nazım'ın izini sürmeye devam etmek bir yandan. Ama bu proje özelinde konuşmamız gerekir tabii ki. Beni heyecanlandıran şu oldu. Bir biyografi var tabii ki. Yaşam öyküsü var. Bir de öz yaşam öyküsü var. Ahmet Ümit'in kaleminden hem kendisini, öz yaşam öyküsünün o dönüm noktalarını, Nazım'ın izinde giden, belki de hem siyasi olarak hem de ilham almış kendisinden bir yazar olarak, insan olarak, kendisini seven bir aktör olarak da ben, buna heyecanlanmamak mümkün değildi. Çünkü biz öz yaşam öyküsü desek de ben öz yaşam öykülerinin zaten bir öz eleştiriyle başladığını düşünürüm. Ne yaptık, ne yapmadık. Ne yapmaya çalıştık, neleri yapamadık. Bu dürüstlükte yaklaştığı için senaryo beni çok etkiledi. Bir de Ahmet Ümit'le zaten bir dostluğumuz vardı öncesinden. İşte bazen toplantılarda, çay içimi, işte Moskova'da mezarı başında anma törenlerinde Novodeviç'le birlikte sohbetlerimiz olmuştu. Bu proje daha gündemde yoktu ama biz Sis ve Gece filminde de onun içinden geçen bir aktör olarak bir tanışıklığımız vardı. Burada yine beni etkileyen şeylerden biri, siz tabii teknik olarak kurmaca yok dediniz. Tabii ki yok. Tarihi belgelerden hareketle belgeselci bir yönetmen, usta bir kalem Ahmet Ümit. Ama benim için tamamıyla kurmaca. Çünkü yeni bir önermesi var. Buna bir isim bulmaya da çalışıyor. Bence sektörde bulacak buna isim. Çünkü dediğiniz gibi bu öykülere artık merak arttı. Ve bizim bunlara ihtiyacımız var. Çünkü biz bugünü bir boşluk halinde, sallantı halinde yaşıyoruz. Hep o bize söylenen şey, ilkokuldan beri söylenen şey, dünden ders alıp yarına işte yarını inşa etmek falan. Öyle basitçe olmuyor bu. Hakikaten yüzleşerek oluyor. Bu yüzleşme de kendimizden başlayarak olmalı. Öncelikle bunu yaptığı için çok değerli. Sonrasında orta, yakın tarihimize, kendi çok uzak olmayan tarihimize objektif bir bakış getirmesi itibariyle çok değerli. Bilenlerin bildiği, bilmeyenlerin ya da merak edenlerin daha çok araştırmak ve bilmek için iştahlanacağı bir iştir bu. Bu ve benzeri işler. Dolayısıyla drama biyografi diyebiliriz. Başka isimler kullanabiliriz. Ama yaşam öykülerinden alınacak dersler vardır. İlhamlar vardır. Onun için de çok mutluyum. Nazım'ı canlandırmaksa son cümleye kaldı ama benim için zaten bir riskten çok bir onurdur, gururdur. Zevkle yapıyorum bu işi de. Evet, yüzleşme dediniz. Tabii Ahmet Ümit'e de sormak istiyorum. Siz bu senaryoyu yazarken Nazım'la evet ortak noktaları belki izliyoruz ama kendinizle yüzleşirken ya da Nazım'la yüzleşirken daha önce fark etmediğiniz ya da yüzleşmediğiniz noktalar var mıydı? Ya da biz bu filmde hangilerin altını çizildiğini izleyeceğiz? Şimdi aslında şimdi Nazım'la ben de siyasetten geliyoruz yani. Benim ustam, yani hepimizin bütün edebiyatçıların ustası gibi, sadece Türkiye'de, dünyada. O açıdan psikolojisini anlıyorum. Çünkü aynı siyasi hareketten geliyoruz. Ve son 1951'de gittiği zaman Nazım, Moskova ininde gördüğü hayal kırıklığını birebir adeta ben de yaşadım. Yani onun oraya gidip de işte aslında bir yeryüzü cennetine gidiyor ve uğruna 15 yıl hapis yattığı, ölümlere gidip geldiği bir ideal. Fakat baktığı zaman bir şeylerin kötüye gittiğini görüyor. Tek adam rejimi, tek seslilik, yani o büyük devrimin çok renkliliği, çok sesliliği, çok karmaşası, çok fikirliği gitmiş. Onun yerine bir adam var, herkes o adama tapınmayla meşgul. Yıkıcı bir şey ve tanıdığı bütün tiyatro insanları hapse gönderilmiş, zulme uğramış. Bakıyor, sanat denilen şey partiye biat adeta. Bir tür inanç gibi, bir dini inanca dönüşmüş her şey. Ben gittiğimde bu kadar değil ama yani kafamdaki dünya o değil yani. Ben bunlar için 15 yaşından 30 yaşına kadar kafamdaki savaşın sömürünün olmadığı, insanların özgürce yaşayacağı toplum bu değil. Tam da 27. Kongre öncesiydi ve Gorbaçov gelmişti. Düzelteceğiz. Onlar da zaten farkındalar. Ya düzeltmemiz lazım. Yani insanlara önerebileceğimiz ideal toplum, ütopya bu değil diyorlardı. Ama ben orada gördüğüm şey karşısında şey dedim yani. Ya bunun yerine yani ben yazmaya başladım ve daha iyi bir şey. Kendi fikirlerimi söyleyebilirim ve sanatla insanlara seslenebilirim. Bu çok daha siyasetten daha etkili bir şey.
sanatın evrensel sözleri bitmez. Yani Homeros İlyada'yı 2500-3000 yıl önce belki yazdı. Bugün hala okuyoruz. Gılgamış 5-4000 yıl önce falan yazıldı. Hala okuyor. Shakespeare ortada, Dostoyevski ortada. Bu beni çok cezbetti. Ve Nazım'ın benden yıllarca önce aynı yoldan gittiğini görmek çok etkiledi. Çünkü gidiyordum, Vera'yla konuşuyordum. Vera sahada eşiyle görüşüyordum. Bu etkiliydi yani. Bizim avantajımız, bence Nazım'la benim avantajımız, hayal kırıklığına uğrayan öteki devrimcilerin aksine sanatla uğraşıyor olmamızdı. Sistemler, büyük organizasyonlar, iktidarlar, devrin erk sahipleri insanlıkla ilgilenirler. Yani insanlık için bir şey, beyanları da böyledir, vaatleri de böyledir. İcraatın içinden olarak da insanlık için şunu yaptık derler özünde. Bütün dünyada bu böyledir. Sanat ve edebiyatsa insanlığı bırakır, insanla ilgilenmeye başlar. Çünkü o bir insan olmadan insanlıktan bahsetmek zaten mümkün değil. Çok değerli onun için söylüyorum. Siz Nazım Hikmet'i daha önce canlandırdığınızı konuştuk ama bu filmde birazcık bahsettiniz bir önceki cevabınızda. Yüzleşme demişken oradan devam etmek istiyorum. Bu filmde farklı bir Nazım Hikmet'le yüzleştiniz mi? Nazım aynı Nazım. Yani hayallerinin peşinden giden, vatan aynı damgasını yemesine rağmen vatanını sevmeye devam eden gerçek bir vatansever, insansever, aydınlık yarınları inşa etmeye çalışan bir işçi aynı zamanda. Hem devrim işçisi hem de kendi sanatının işçisi. İlmek ilmek işliyor. Çok da çalışkan. Benim için, benim yaşım değiştiği için Mavi Gözlü Dev'den beri, hayatla paylaşımların arttığı için, edinimlerim, donanımlarım diyelim neyse, tecrübelerim arttığı için, bendeki fark şöyle bir şey. Bu Nazım'la ilgili bir fark değil. Benim Nazım'a yaklaşımımdaki fark biraz daha kendimi serbest bırakmak oldu. Yani Nazım'ı oynarken onun insan olduğunu, zaafları olduğunu anlamaya çalışmak falan bir şeydir. Aktörce bir çalışmadır yani, oyuncu hazırlığıdır. Ama o filmde de, bu filmde de duygudaşlık kurmaya çalıştım. Şimdiki duygumla daha iyi duygudaşlık kurabildiğimi düşünüyorum. Çünkü bazı şeylere oyuncu olarak da yeter diyebilmenin tonunun biraz daha artması gerektiğini düşündüğüm yaşlarımdayım. Hayatla ilişkim de böyle. Aslında siz bunları anlatırken de ben de aynı duyguları yaşadığımı fark ettim. Çünkü lise yıllarında okuduğum Nazım'la, memleketimden insan manzaralarıyla bu yaşta okuduğum memleketimden insan manzaraları arasında çok fark var. Dediğiniz gibi insanın kendi kişisel tecrübesi ve kişisel yolculuğunda da o yazarları tekrar tekrar okumak insana yeniden bir şey söylüyor. Evet. Çünkü hayatta bizden hep başkalarına saygı duymamız bekleniyor. Nazım zaten böyle biri. Saygı duyuyor ama öz saygıyla başlar her şey. Şimdi onu keşfetmeye başladım. Yani başladım derken yıllardır bunun içindeyim ama bunsuz hiçbir şey olmayacağını anladım. Saygı duyacağız ama öz saygı yoksa saygı duymayı da bilmiyoruz demektir zaten. Esas mesele belki de bu. Bu filmde farklı bir teknikten bahsediyoruz sohbetin başından beri. Belki bu teknik insanlara belgeseli daha çok sevdirmek için olabilir ya da Türk sinemasında ya da Türk film sektöründe de farklı bir parantez açıyor diyebilir miyiz? Çekim tekniği bakımından ya da senaryoda zaten farklı yazıldı. Farklı bir bakış açısı var. Siz bunu farklı şekilde çektiniz. Belki bir yol açtınız. Bunun üzerinden gidilir mi? Neler söylersiniz? Gidilirse çok harika olur bence. Ama şöyle bir şey var. Aslında hani çekim tekniği olarak çok farklı bir teknik uygulamadık. Ama filmin şöyle güzel bir tarafı var. Bir kere filmi Nazım Hikmet anlatıyor. Yani 1920'de başlayan bizim hikayemiz 1986'da sonlandığında o süreci tamamen anlatan Nazım Hikmet. Yani 1980'li yılları da Nazım Hikmet anlatıyor. Dolayısıyla aslında izleyicinin burada sinemada göreceği o detay bence çok önemli. Çünkü biz burada istedik ki Ahmet abiyle birlikte Nazım izleyiciyle irtibat kursun, iletişim kursun, konuşsun. Dolayısıyla filmin içerisine de çok güzel o anlamda mesajlar iliştirdi Ahmet Ümit. Çekim tekniği olarak tabii ki yani benim de uyguladığım farklı şeyler var ama Anlatım tekniği herhalde farklı. Evet. Öyle yenilik var. Evet. Daha insanın çok burada. Kendisinin bunu söylemesi zor. Yaratıcıları burada yani yazarı ve yönetmeni ama benim içeriden gördüğüm bir Nazım 80'leri de anlatıyor, günümüzden de bahsediyor. Tıpkı okuruyla bugün konuştuğu gibi şimdi seyircisiyle konuşuyor Nazım. İşte bu Ahmet Ümit'in cesareti diye düşünüyorum. Ve tabii ki Cengiz'in becerisi onu çekerken. Bize de öyle bir iştah açıcı durum oldu ki, evet nasıl olur? Ya bir dakika, adam şimdi yok hayatta. Yok mu acaba?
Evet. Yani bir de oradan bakalım. Evet. Tabii. Aslında tamamıyla var ve işte tamamıyla o çok değerli, çok heyecan verici. Seyircinin de bu noktada bu yeniyle karşılaşmaktan heyecan duyacağını düşünüyorum. Bu dönem böyle bir filmin çıkıyor olması bence çok önemli. Çünkü dünya biraz karanlık bir dönemden geçiyor yani. Ülkemiz de maalesef pek parlak değil. Böyle bir dönemde bu filmin bir umut filmi olarak ortaya çıkıyor olması çok kıymetli. Yani zor koşullarda yaşayan Nazım, işte dediğim gibi çok ağır koşullarda hakikaten ömrünün dörtte birini hapiste geçirmiş bir sanatçı. İşte ben zor koşullardan geldim ve bütün bunlardan yola çıkarak, ama bugün hala Nazım vefat etmiş olmasına rağmen hala şiirleri son derece güncel bir şekilde okunuyor. İnanılmaz bir şekilde bugün bir sosyal medyaya girseniz illa Nazım'dan birkaç söz kullanılmaktadır. Türkçenin en çok tanınan şairi aynen dünyada öyle. Da. Dünyada da aynı şekilde. Dolayısıyla en zor koşullarda bile aslında her zaman daha iyi bir dönemin ortaya çıkacağı, umudu kaybetmemek gerektiği, karamsarlığa kapılmamak gerektiğini anlatan bir film. Eğer yaşıyorsa, bir hayat varsa, hem insan olarak bir hayat varsa, hem yeryüzünün bir ömrü varsa, yeryüzünde yaşamın bir ömrü varsa, bu ömrü en güzel şekliyle yaşamamız lazım. Zaman zaman olur. Zaman zaman çirkinleşir, zaman zaman kötüleşir. Tadı kaçar hayatın. Ama hiç umudu kaybetmeden buna asılmak lazım. Filmin aslında biraz da, eğer bir mesajı varsa, biraz da bu. Yani umudu kaybetmeyelim ve umudu diri tutmak için de pek çok şey vardır aslında umudu diri tutacak. Ama bunların en başında sanat gelir. Sadece sanatı yaratanlar, sanatı yapanlar için değil, sanatı tüketenler için de bu böyledir. Sanata sımsıkı sarılmak lazım. Oraya sarıldığınız zaman hayata da sımsıkı sarılırsınız. Yaşama sevincini kaybetmezsiniz. Biraz filmimiz alttan alta bunu anlatıyor ki bir direniştir yaşamak şeyimiz, sloganımız da biraz bununla alakalı. Zaten hayat kısa, sanat uzun. Evet, doğru. Diyorsunuz. Doğru. Filmin mesajı evet, siyasi figürün üzerinden sanat olması çok önemli. Bir de tabii yakın tarihimizi anlatıyor bir taraftan. Gençler belki de yakın tarihimizle, yani Nazım'ın tarihiyle, sizin Ahmet Ümit'in yaşam hikayesiyle ve o dönemin koşullarıyla ilk defa karşılaşacaklar belki. Çünkü evet, kitaplardan okuyorlar, belki küçük küçük videolar da izliyorlar ama bir filmin bunu anlatması çok kıymetli. Burada gençlere geçmesi açısından. Biz 12 Mart'tan ve 12 Eylül'den bahsediyoruz. İşte son bu 15 Temmuz sıkça konuşuldu ama bir kuşak var ki gerçekten darbe nedir bunu bilmiyor. Yani darbe denilen şeyin darbe olduğunda ülkeye getireceği yıkımın farkında değil. Ülkeyi nasıl geriye götüreceğinin farkında değil. Filmin bir şeyde altında yatan iyi tarafı da bütün o darbe dönemini anlatmaz. Ama bir şey daha var, bunu da mutlaka söylememiz gerekir. Bu ülkede ne yazık ki değişmesi gereken bir şey var. Film bunun altını çiziyor. Eğer bir ülke kendi sanatçılarına, sanatçılar politik olarak farklı diye, muhalif diye, aykırı diye o sanatçıları düşman olarak görürse o ülke kalkınamaz. Nazım Hikmet örneğinde bunu çok iyi gördük. Vatan haini dediler Nazım Hikmet'e. Sonra ama vatan haini diyen insanların hepsi Nazım'ın dört nana gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim şiirin hepsi okudu. Hepsi, en sağcısından en liberaline kadar hepsi okudu. Yani iş buraya eninde sonunda gelir. Yani Shakespeare'i yasaklarsanız ama sonra 100 yıl boyunca Shakespeare, Kafka'yı yasaklarsanız 100 yıl boyunca böyle, bu şaşmaz. Buradan siyasilerin ya bu ülkede kimse, o insanlar, öyle birileri varsa bundan ders çıkarması lazım. Sanatçıyı hapsedemezsin, sanatçıya baskı uygulayamazsın, sanatçıyı sürgün edemezsin. O sanatçı bu ülkenin ruhudur, kendisidir. Bu film biraz da bunu anlatıyor. Umarım bu işi yapanlar ya da bu zihniyette olanlar bundan bir ders çıkarır. Biraz da bunu anlatmak istedik. Yani. Evet, sanatçıların hakkını evet teslim etmek. Çünkü gerekiyor. Onlar gidecekler, bakın siyasiler hepsi gidecekler. İrili ufaklı gidecekler. Ama Nazım kalıyor. Benim kalıp kalmayacağım belli değil. Ben öldükten sonra anlaşılır. Ama Nazım bugün şiirleri devam ediyor ve okunuyor. Onunla başa çıkamazsınız. Başa çıkamazsınız. İyi bir sanatlı hiç kimse başa çıkamaz. Film 6 ülkede vizyona girdi, Türkiye dışında. Orada da izlenecek ve nasıl tepkiler şimdiden var mı? Ne düşünüyorsunuz dünyada da yayınlanacak, vizyona girecek olmasından dolayı? Tabii ki bundan dolayı çok mutluyuz. Almanya, Avusturya, Fransa, Danimarka, Yunanistan, Hollanda ve toplam 6 ülkede gösterimde. Almanya'da bildiğim kadarıyla 14 ya da 15 şehir. Bundan tabii çok mutluyuz ama oradan müthiş mesajlar geldi. Biz bu filmi nasıl izleyebiliriz diye. Avrupa'da da bir dağıtımcı firma bu konuda, onlara da teşekkür ederim, yardımcı oldular ve birçok yerde gösterimde. Onu önemsiyorum ben de.
Çok teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık bu güzel film için. Gişesi bol olsun. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Önümüzdeki günlerde ne yapsak diyorsanız Merhaba Güzel Vatanım Vizyon'da mutlaka izleyin. Ya özgür kalırım ya cesedim çıkar buradan. Ahmet, bir süre Türkiye'den uzaklaşmalısın. Moskova ne? Nazım gibi yani. Kaptan, ben Nazım Hikmet. Şair Nazım Hikmet. Özgürce düşünmeli, bağımsızca yaratmalı, istediğini de yazmaktan korkmamalısın. 15 yıl. Bize de bu yakışırdı zaten. Artık vakit geldi. Türkiye'ye dönüyorum. Bu kadar okul, bu kadar ders yeter. Memleket beni bekler. Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanından yeni mezun sanatçı adaylarını Akareller'de sanatseverlerle buluşturacak. Bu yılki sergide 20 şehir ve 30 üniversiteden 107 yeni mezunun 120 yapıtı yer alıyor. Ayrıca sergi programı dahilinde yer alan Base Talks, sanat dünyasını bir araya getirecek ve 20'ye yakın panelde yaklaşık 35 konuşmacıyı ağırlayacak. Ankara Uluslararası Komedi Festivali 1-17 Kasım tarihleri arasında düzenleniyor. Açılışını Cem Yılmaz'ın Diamond, Elite, Platinum Plus isimli gösterisiyle gerçekleştirecek festivalde Ferhan Şensoy, Alpay Erdem, Mahşer Cümbüş, Vedat Özdemiroğlu, Yıldıray Şahinler, Zafer Algöz, Can Yılmaz ve Erkan Can gibi sevilen isimler Ankara seyircisiyle buluşacak. Kariyeri boyunca Grammy ve MTV başta olmak üzere birçok ödülün sahibi olan ve 100 milyonun üzerinde albüm satışı elde eden dünyaca ünlü sanatçı Bryan Adams, 16 Kasım'da Ülker Arena'da hayranlarıyla buluşacak. (38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 2-10 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Yurt içinden ve yurt dışından 800'ün üzerinde yayın evi ve sivil toplum kuruluşunun katılımının beklendiği fuarda 9 gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan etkinliklerin yanı sıra imza günlerinde birçok yazar okurlarıyla buluşacak. (1988) yılında Emir Kusturica'nın yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı Çingeneler Zamanı filminin uyarlaması niteliği taşıyan Çingeneler Zamanı müzikali 4 Kasım'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde perde açıyor.